ikinci tura kalması bir şanstır. Açık söylüyorum, Yeşil Sol'daki yani HDP'nin tüm seçmenleri oy verdi de bana sorarsan İYİ Parti oy vermedi. Onun için gerçekten samimi olmaları gerekiyor. Bin yıllık hatta yüz yıllık Kürt meselesinin demokratik çözümünde samimi olmaları gerekiyor. Korkakça yaklaşırsan böyle kaybedersin. Yani onun için gerçekten Kürtlerin anayasal güvence altına alınması ve gerçekten demokratik çözüm olması seçimler önemlidir. Ama Kürtlere yaklaşım samimi olması gerekiyor. Yani şu bir gerçektir ki süper güç olmak isteyen kimse Kürtlere doğru temelde yaklaşmalı. Çünkü Cumhuriyet 100 yıldır yaralı doğmuştur. Kürt ve demokrasi ayağı eksiktir. Cumhuriyeti demokratik cumhuriyet yapıp dördüncü ayak üstüne oturtursak Kürt ve demokrasi meselesi çözülmesi gerekiyor. Yani seçimlere salt ben 5 yılı kurtarayım diye değil. Gerçekten bu savaşı durduracak. Kürt meselesinde demokratik çözümü yapacak. Tecridi kaldıracak ve Sayın Öcalan'la doğrudan müzakerelere başlayacak. Kadın ve çocukların ölmediği özgür demokratik bir yarınlar istiyoruz. Sayın Öcalan'ın ve tüm Kürt halkının özgür olduğu demokratik bir cumhuriyet istiyoruz. Açık söylüyorum. Masa kurulacaksa Sayın Öcalan o masadaysa ben o masaya sonuna kadar güvenirim. Barış ve kardeşlik istiyoruz. 5 yıl kurtarmak değil. Şimdi 2015'ten bu yana İktidar MHP'ye teslim edildi. MHP'nin olduğu bir ülkede Kürtler özgürlük bekleyemez. MHP'nin olduğu bir ülkede Kürtler demokrasi bekleyemez. Önce bu ülkeyi MHP'den kurtarmak lazım. Bu ülkeyi MHP'den kurtarıp gerçekten demokratik özgür yarınlara ulaşmak. Ama siyasetçiler samimi olacak. Demirtaş, HDP, CHP hepsi samimi olacak. Bu çözümün anahtarı Sayın Öcalan'dır. Sayın Öcalan çözüme götürme durağıdır. Herkes ona saygılı olursa, saygılı yaklaşırsa çözüm olur. Seçimleri 5 yıl kurtarmak değil. Kürt meselesini demokratik çözümü gerekiyor. Çocukların ve gençlerin, kadınların ölmemesi gerekiyor. Onun için doğru temelde Sayın Öcalan'a gitmek gerekiyor. 20 yıldır bu adam ülkeyi yönetiyor mu? Siyasetçi mi? Vallahi siyasetçi değil. Ya billahi siyasetçi değil. Bu adam zeki bir adam da değil. Size yemin ediyorum o adamın oyu %49 değildi. Ben şuna şu kadar inandığım için gidip oyumu da kullanacağım. Yine aynı o partiye oyumu vereceğim. Yine aynı kendi düşüncem. İsmini açık açık söylüyorum. Ben yine gideceğim. Yine de Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kürtlerden tek istediğim şudur. Ben bir dedim. Bugün Tayyip Erdoğan nasıl bazı insanlar liderim diyorsa ben de liderim senden Mehmet Taşlı. Benim partimin, gönül verdiğim partim neyi dese bunu yapıyorum. Tek adamın olduğu yerde hiçbir zaman huzur olmaz, ekonomi olamaz, düzen olmaz. O yüzden kaybedecek. Net söylüyorum. Ben sandığa giderken kimliğimle mi gidiyorum? Onun yanında şerefimi de oğlumu da alıp gidiyorum. Herkes elini vicdanına vursun, merhametine vursun. Sandığa giderken ben özellikle Kürt seçmenlere söylüyorum. O farkasız zamansız sandığa giderken şerefinizi, onurunuzu, gururunuzu bir de kimliğinizi alın gidin, kimliğinize verin. Başka bir şey söylemiyorum. Ben güvenmedim sonuçlara. Sonuçların öyle olduğuna inanmıyorum. Yani bence bir şeyler manipüle edildi. Ama ona rağmen ben CHP'yi çok başarılı buluyorum. Yani kesinlikle objektif davranıyorum. Benim partim olduğu için değil. Evet seviyorum ama ben objektif bir insanım. Çoğu insan başarısızlık olarak değerlendirebilir. Bizim ülkemizde CHP'nin gelebildiği en iyi nokta. Daha nasıl başarı olabilir ki? Tabii ki kullanacağım. Ben aslında Edirne'de yaşıyorum. Edirne'ye gideceğim, oy kullanacağım, tekrar geri geleceğim. Burada işlerim var ama oy için Edirne'ye gideceğim. Oğlumu ve annemi de götüreceğim. Annem 95 yaşında ama zihni bayağı berrak. Hepimiz gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, geleceğiz ve biz dar gelirli insanlar. Hani o yüzden ben bütün duyarlı, demokrat, devrimci, çağdaş insanlara, aydınlık insanlara sesleniyorum. Yani dini hassasiyeti olup vatansever insanlara da sesleniyorum. Ne olur sandığa gidelim ki bu korkuyu sandığa gömelim. Oyumu kullanmadım, İzmir'deydim, çalışıyordum, işçi adamız. Burada ekonomi çökmüş zaten, çalışmakla da bir yere gitmiyoruz. Bu sefer kesinlikle Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğiz. Bütün oylar çalınmış. Yahu 21 yıl adam Berat Albayrak çalıyor, diğeri çalıyor, öbürü çalıyor. Türkiye ekonomisi kalmadı ki. Genç bile evlenemiyor şu anda. Ben en basit İzmir'e gidiyorum çalışmaya 3-4 ay. Evimden ayrı çalışıyorum. Abim var, 2 tane benden büyük, biri askerde, biri gitmiş. Hepsi dış ülkeye kaçmaya çalışıyorlar. 24 yaşındayım, hayvancılıkla uğraşıyor köyde. Yani ben normalde
Gidiyorum fabrikada çalışıyorum, askeri ücret alıyorum, yetmiyor. Bu geçimle kim evlenebilir, ne geçinebilir? Şu an iktidar diyorlar, AKP var. O da bizi sömürgeye sömürüyor. Nasıl desem şimdilik %80'i %70'i şu an Türkiye'de aç. Kirada adam kirasını veremiyor, geçinemiyor. Ne yapsın adam? Mecbur illegal yapacak adam. Ne yapacak başka? Yani ülkeyi soyuyorlar, soğana çeviriyorlar. Ondan sonra diyorlar, yok AKP böyle, yok AKP'yi. Gerçekten de kötü istemiyor. Yani şu anki rejime bakılırsa AKP'nin derhal gitmesi gerekiyor. Hayatı önem arz eden bir seçimden bahsediyoruz. Şuna binaen 14 Mayıs seçimi parlamenter bir seçimdi. Şu şekil parlamentonun belirlenmesi ki artık parlamento bu yeni sistemimiz ile bir sembolik bir yer. Hani el kaldır indir, el kaldır indir öyle sıradan sembolik bir yer olduğu için benim için hayatı önem arz eden nokta Cumhurbaşkanlığı seçimidir. Çünkü neden Cumhurbaşkanlığı seçimi? Hani her şey, tüm güçler tek bir adamda. Tek bir adamın doğru bir adam olmasını istediğimiz için sandığa gitmeliyiz. Nasıl sandığa gitmeliyiz? Geleceğimiz için. Bu yokuşun, hani bundan sonra yol yok, bundan sonra seçim yok. Gençlere, tüm yaşlılara, herkese sesleniyorum. Elinizi vicdanınıza koyup o sandığa gidin. Sandık insanın iradesidir. Ki biz doğuda yaşayanlarız. Bizim burada belki 17-18 tane belediyemize kayyum atandı. Milyonlarca oy alan bir partinin belediyesine kayyum atamak demek, yarın diğer tüm partilerin belediyelerine kayyum atamak demektir. Hatta ve hatta daha ilerisi bundan sonra seçim yok demektir. Çünkü neden seçim yok? Çünkü tek adam rejimi daha da güçleniyor. Daha da güçlenince bu topluma en büyük zararı verir. Siyaset bilge insanın elinde bir sanat, cahilin elinde keskin bir kılıçtır. Umarım toplum doğru seçimini yapar. Çünkü bundan sonra farklı bir düzlüğümüz yok, bundan sonra geleceğimiz yok, bundan sonra umudumuz da yok. Farklı bir seçimimiz de olmayacaktır. Bunların gitmesi lazım yani. Yani iyi veya kötü ya, 20 sene birini şımartırsan bu hale geliriz. Lütfen yani artık bu siyaseti bir futbol takımına benzetmeyelim. Bizim ülkemiz önemli. Fikrimiz ne olursa olsun biz kimi tutarsak tutalım. Ama bu seçimde bu ülkeyi düzeltmemiz lazım. Yani bu ülkenin gidişatı hiç iyi değil ve bunu biz artık, bizim yaşımız geçti belki ama bizdeki sonraki gençler bu ülkede yaşamayacaklar eğer böyle giderse diyoruz. Evet, yeter diyoruz. Hiçbir ülkede 20 sene iktidarlık kimse yapamaz ya. Bunlar ülkeyi sanki kendi babaların malıymış gibi insanları televizyonda rahat rahat tehdit ediyorlar. Ya böyle bir ülke olamaz yani. Bir demokraside çıkmışız yani, yok. Din üzerinde insanları sömürüyorlar aslında. Ya din benim dinimdir, benim dinim sana ne? Herkes kendi dininde sorumludur değil mi? Valla Ahmet'i vazife hep cihani. Yani katiye ustivi partiye ucu kastiye bir cihani. Ecviya şunu da bir cibine zor tahmin. Eğer mi belki ki ondaki yani evyacı pır normali. Yani serokevan askeri polis yukarı götüye teveki nüfusa binin Ahmet'i. Elvedra hene ki bir kozmopolit yani. Yani Ahmet'i pır zede namane. Mesela zirot bacarı kuda ve garib amame. Yani dizibun şu navi var nevya muhakkak yani. Asıl gere emlerin. Gere emlerin. Ne fakat yani bu amcivana خلاص bilmem mecburum yani amiharım çap amiyar. Bira gele mehar sunduki, bira ar sunduki görev alıp cibine denge yok bir de yani. Partiye me eğer dağa saçtık ki bira dağa zibi cibine yani. Ami bir cibine.